Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir konuda yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bayağı bir mesaj geldi, ben de hani geri bir dönüş sağlayayım dedim, video çekeyim dedim. Çünkü teker teker mesaj yazmaktansa herkesin sorusunu bir videoda çıkartmak daha mantıklı geldi. Konumuz arkadaşlar bu ithal kuşlar üzerinden. İthal kuş hani alsat üretim yapabilir miyiz veya alsat yapabilir miyiz diye bir soru geldi arkadaşlar. Şu an bizim bölgemizde fiyatlar şu an belki toptan aynıdır ama genellikle bölge bölge fiyatlar değişiyor. Buna nasıl örnek verebilirim? Ben Tokat Erbağ'dayım arkadaşlar. Şu gördüğünüz grey papağanlar bizim burada 350-400. Yani maksimum 450 hani çok yok da maksimum 400 civarı arkadaşlar. Yani 400'e gidiyor öyle söyleyeyim sizlere. En yakın yer mesela bize neresi var? Tokat var, Sivas var. Orada fiyatlar biraz daha pahalı bak. Ben Tokat Erbağ'dayım 400 lira. Geçen de takipçim yazdı. Sivas'ta 650 liraya veriyorlar abi grileri dedi. Hani sende fiyatlar biraz düşük haberin olsun falan filan demişti. Hani dediğim gibi bölge bölge fiyatlar değişebiliyor. Samsun'da da ya aynı fiyatlarda oluyor ya da biraz daha ucuz oluyor arkadaşlar. Fiyatlarda değişiklik oluyor, onu söyleyeyim sizlere. Şu an bizim buradaki toptan fiyatlarımız ne kadar? Hani pet shopçılar mesela geçen de aldılar, Sultan da aldılar, Muhabbet de aldılar. En az alım Muhabbetlerde 50 adetti arkadaşlar, 60 liraydı tanesi. Yani 3000 lira gibi bir para verecektiniz. Şu an 55 liraya düşürdüler. İthalleri biraz daha fazla gelmeye başlamış. Sultanlar da toptan 280'di, 270'e düşürdüler. En az alım 20 adet onlarda da. Ama şöyle bir sorun var, hatta ben de alıp yapmayı düşündüm. Bir depo tarzı veya dükkan açacaktık arkadaşlar. Sultan üretimi yapacaktık. 20 tane sultan alacaktım ama pet shopçılar da aldı. Muhabbet kuşu da aldılar. Sultanla muhabbet kuşu aldı pet shopçılar. Ama 20 tane sultan alındıysa arkadaşlar 5 tane falan bir kaybı oldu. Hatta 6 da olabilir. 5-6 tane kaybı oldu. Yani 14 tane falan kuş kaldı elinde ama onlar da dediğim gibi sağlıkları çok da iyi değil. Sebebi neden arkadaşlar? Dışarıdan geldiği için şu an ülkemizde de bir virüs olayı var arkadaşlar. Dışarıdan geldiği için hayvanlar 15 gün kadar karantinada bekletiliyorlar. 15 gün kadar yani şu kadar kalınlıkta bir kasa var arkadaşlar. Tam bir karış yani. O kadar kalınlıktaki bir kasanın içerisinde o kadar kuş, hani kaç tane kuş oluyor bir kasada? 100 tane falan oluyor veya 50 tane oluyor. Kasa bazında geliyor zaten kuşlar. Onun için de 15 gün bekledikleri için zaten yoldan da yurt dışından da geldikleri için arkadaşlar yurt dışından 4-5 gün falan sürüyor. 15 günde bu karantinada kalıyorlar. 20 gün diyeceksiniz. Hani gene 15 gün değil. 15 gün hepsi bir arada kaldığı zaman hastalık da oluyor tabii ki bazılarında. Hastalık kolayca yayılıyor. Ve siz aldığınız zaman illaki kaybınız oluyor arkadaşlar. İthal alacaklar. Bunu bir düşünsünler. Alacaksanız hani üretim yapmayı düşünüyorsanız yerli üreticiden toptan alın. Zaten gene hani çok büyük bir fark olmuyor. Hiç değilse sağlıklı kuşlarınız olur. Sizlere onu tavsiye edebilirim. Dediğim gibi ben alacaktım. Almama sebeplerinden en büyük sebebim de zaten bu arkadaşlar. Hani 20 tane alıyorsanız 5 tane 6 tane kaybınız oluyor ki 14 tane kuşa düşüyor. Hani böldüğünüz zaman zaten normal Türkiye'den aldığınız fiyatlara kadar geliyor yani. Hiç değilse sağlıklı kuş almış olursunuz. Benim tavsiyem bu. Hani oldu da aldınız, kuşlar hastalıklı, ne yapmanız lazım? Sizlere bu ilaç önerisini de yapalım arkadaşlar. İç parazit verebilirsiniz. Ani ölümlerde veya E. coli bakterilerinde verebileceğiniz ilaçlar var. İç parazit için 4-1 mix var veya bu warm mix var. Şu an Türkiye'de alışveriş sitelerinde yok ama Facebook üzerinde satan kişiler var. Onlardan alabilirsiniz. Ama 4-1 mix diye bir ilacımız var. Ondan her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ondan alabilirsiniz. Onun haricinde bu ani ölümlerde, E. coli'lerde kullanabileceğiniz E. coli stop var. Ondan vermenizi tavsiye ederim. Başka verebileceğiniz vitaminler var. Tabii ki en sonunda da probiyotik geçmeniz lazım arkadaşlar. Tabii ki bu ilaçlar da çok ucuz ilaçlar değil. Bu E. coli stop var mesela bende. O çok pahalıydı. Kaç gram idi? 40 gram mı ne? 160-170 liraydı arkadaşlar. Gram olarak söylüyorum sizlere. Onun haricinde bu 4-1 mix falan var. Onlar da şu an fiyatını tam bilmiyorum ama 150 civarı olabilir arkadaşlar. Tam hakim değilim ona. En son alalı bayağı bir oldu. Fiyatları artmış olabilir. Onlardan vermeniz lazım. Vitamin olarak da sizlere 2 tane çok güçlü bir vitamin önerebilirim. Hayvanların direnç göstermesi adına, vücut direncini kazanması aracına. Bu Gervit var. Kendi kullandığım vitamin. Onun haricinde bu Metolimin Forte var. Multivitamin olarak aynı şekilde Gervit gibi. Sadece karaciğer destekli diye geçiyor ve biraz daha etkili olduğu söyleniyor. Bende bu iki vitamin de var. Bu ilaç ve vitaminden sonra arkadaşlar 5 gün peş peşe probiyotik geçmeniz lazım. Bakın bizim probiyotiklerimiz sulıklarda duruyor. Bizimkilerde şu an hastalık yok. Sadece 3 tane papağanda hastalık belirtisi var. Bir tanesi burada. Diğeri buradaki gri, diğeri de buradaki beyaz. Bunlarda hani çok ciddi bir şey yok. Dışkıların renkleri biraz tuhaftı. Onları düzelttik. Şu an toparlandılar. Ama dediğim gibi arkadaşlar hani
pet shopçıysanız, üreticiden bulamıyorsanız mecburen ithal almanız lazım. Aldıktan sonra da kuşları sağlıklı bir şekilde kazanmak istiyorsanız, sağlıklarını kazanmak istiyorsanız bu ilaçlardan veya vitamin takviyelerinden kullanmanız lazım. Şart yani. Çünkü hani yaptığınız işin bir karı kalmıyor. Bu işi zaten kar amaçlı yapıyor pet shopçılar arkadaşlar. Kuş üreten herkes kar amaçlı gözlüyor tabii ki arkadaşlar. Kar amacı gözlüyorsanız hani ithal alacaksanız da dediğim gibi bu ilaçları kullanmanız lazım. Hani bizim buradaki pet shoplar da aldı dediğim gibi. 50 tane muhabbet aldıysa ona yakın muhabbet öldü. 40 tane muhabbet geldi. Dediğim gibi sultanlarda çok büyük bir kayıp oldu. Ben de hani güvenip de o yüzden açıkçası giremedim arkadaşlar o işe. Şöyle ekranımız biraz karanlık oldu. Heh, açtık. Yapacaksanız bu şekilde yapın. Yoksa da dediğim gibi yerli üreticilerden alın. Çok var. Yerli üretici de çok fazla var arkadaşlar. Uyguna veren de çok var. Pahalıya veren de çok var. Ama dediğim gibi bölge bölge fiyatlar illaki değişiyor arkadaşlar. Hani bizim burada 200 dediğimiz veya 300 dediğimiz fiyatlar başka yerde 500'e 600'e çok rahat bir şekilde de bulabiliyorsunuz veya 150'ye de bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin araştırmanıza bağlı. Bunu nereden araştıracaksınız? Facebook'ta muhabbet kuşu grupları mevcut. Alım satım grupları, sahiplendirme grupları, bilgilendirme grupları hepsinde sahiplendirme oluyor arkadaşlar. Hani oradan girip fiyat takibi yapabilirsiniz, tür takibi yapabilirsiniz, cins takibi yapabilirsiniz. Oradan detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ben size dediğim gibi yerli üreticiden almanızı her zaman tavsiye ederim. Çünkü hayvanlar kapak fotoğrafına büyük ihtimalle ben koyarım zaten. Geldikleri kasa hani cidden söylüyorum şu bir karış kalınlığında ve bir kasanın içerisinde 50 veya 100 adet kuş bulunuyor. Muhabbetlerde 100 olması lazım, papağanlarda 50 adet olması lazım. Öyle hatırlıyorum en son. Orada da zaten birinde hastalık varsa hepsi zaten böyle iç içe arkadaşlar kuşların. Birinde hastalık varsa diğerlerine bulaş riski çok çok yüksek. Hani bulaşmama ihtimali neredeyse yok. Zaten söyledim, tekrardan söylüyorum. Bizim pet shop aldı. Gidip baktım ben. Ona baktıktan sonra hani aslında biraz test ettim. Ona baktıktan sonra bakacaktım. Sağlıkları gayet iyiyse hani alacaktım ve bu sultan üretimine tamamen başlayacaktım. Benim şu an 6 takımım var arkadaşlar. Ben bunu 20 takıma çıkartmayı düşünüyordum. 14 takım daha ekleyecektim ve ayrı bir yer tutacaktım. Öyle söyleyeyim sizlere. Onu gördükten sonra direkt vazgeçtim ve kendi papağan yavrularından ayırmayı düşündüm. Ya da yavruları sahiplendirip takımlarla takas etmeyi düşündüm arkadaşlar. Bu daha mantıklı geldi. İşteyse sağlıklı hayvanlar alırız dedim. Ve şu anda da fikrim bu yönde gidiyor. Allah'tan bir şey olmazsa ilerleyen zamanlarda takımlarımızı çoğaltacağız arkadaşlar. Bir tane veya iki tane sağlam bir show takım yapmayı düşünüyorum. Böyle tanesi 2,5-3 bin lira olan şovlardan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onları da kendi yavrularından çoğaltmayı düşünüyorum. Bakalım Allah nasip ederse onu da dediğim gibi bu yaz yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Alırsak zaten sizlere videosunu gösteririz. Şu an bende hiç ithal kuş var mı? Bende ithal kuş hiç yok arkadaşlar. Hepsi yerli üreticinin kuşları. Papağanlarım da aynı şekilde. Muhabbetlerim de aynı şekilde ki. Muhabbetlerin çoğu zaten kendi ürettiğim yavrulardan. Bakın mesela burada İstanbul'dan Berat abim vardı. Ondan gelen bir muhabbet. Bu da yerli üretici yani. O da kendi evinde 2-3 takımı vardı. Arkada kendi ürettiğim Japones yavrum. Bakın bu papağanlar yeni geldi. Üreticilerden geldi bunlar da. Papağanlardan kendi yavrularından sadece buradakiler var arkadaşlar. Onun haricinde muhabbetler gene kendi ürettiğimiz muhabbetler. Muhabbetlerin çoğu öyle. Bakın burada mesela yavrulara yatan bir tane dişim var mevcut. O da gene kendi ürettiğim muhabbetlerde. Annesini ve babasını da göstereceğim sizlere hemen. Bakın yavrular burada gayet sağlıklılar Allah'a şükür. Dişimiz de orada gördüğünüz gibi mavi. Yandaki Japones'te Durmuş abimiz vardı. O da üretici. Onun ürettiği yavrulardan. Hep kendi çevremizden, üretici abilerimizden aldığımız veya arkadaşlarımızdan aldığımız yavrular. Kuşlar. Bakın buradaki beyaz mesela buradaki takımımın yavrusu. Beyaz mavi spangıl. Erkeğim yeşil sarı spangıl. Dişim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da yavrulara gayet güzel bir şekilde bakıyorlar. Şöyle gösterelim. Bunlar da gene kendi şekilde kendimizin ürettiğimiz yavrular arkadaşlar. Bunların da yavrularından ayırdık. Niye ayırdık? Seneye eş olarak atacağımız muhabbetler olsunlar diye arkadaşlar. Yeni kuşları hazırlıyoruz. Şöyle gösterelim. Bakın burada erkeğim var 3 aylık. Arkada mavi erkeğim var 3 aylık. Japonesim var 3 aylık. Bakın hepsi hep aynı aylıklarda. Bakın şu mavi de 3 aylık. Bu da jumbo ve çok sağlam bir jumbo olarak geliyor. Buradan başka kendimize ayırdığımız hangisi mevcut arkadaşlar? Bakın arkada DF Lutino jumbo mevcut dişi. Onu kendim ayırdım. O şu an 45 veya 50 günlük civarı. Çok anca o kadar büyük değil. Burada da sahiplendirdiğimiz yavrular var. Bakın bunlar da kendi yavrularımız. Painted Japones var. İstanbul'a gidecek. Cidden çok güzel bir kuş oldu. Aşağıya geçelim. Aşağıda da yine kendi ürettiğimiz yavrular var ama buradan üretim ayıracağım kuş yok arkadaşlar. Bunların çoğu gidecek. Hatta burada neredeyse hiç kuş kalmıyor. Burası tamamen boşalacak arkadaşlar. Başka kalmıyor.
Bakın sultanlarımızla yumurtlayacaklar. Hani yerli üreticileri aldığınız zaman çok beklemiyorsunuz arkadaşlar. Sultanlarda özellikle eş tutma olayı çok yok. Nasıl yok? Şöyle söyleyeyim. Uygun ortam sağlarsanız, uygun kafes düzeni sağlarsanız, gerekli vitamin takviyelerini yaparsanız ve rahatsız etmezseniz hayvanları, gördüğünüz gibi yuvaya rahat bir şekilde girip girip çıkıyorlar. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bakın erkeğimiz yuvada, dişimiz dışarıda arkadaşlar. Onu da gösterelim sizlere. Bunların yavruları çıkmak üzere, ikisi de içeride. Bakın bunun dişimiz dışarıda. Erkeğimiz içeride. Erkek de yuvada yatıyor. Şöyle gösterelim. Bakın bunun erkeği de yuvadan yeni çıktı. Dişi de dışarıda. Hani genelde gündüzleri erkekleri yatıyor arkadaşlar sultanlarda da. Sultan üretimi yapacak kişilere de buradan duyulur. Gündüz erkekler, gece dişiler yatar. Hani nöbetleşe bir sistem var. Sizlere onu söyleyebilirim. Bu arada buradaki takımımız ikinci, üçüncü yumurtayı da kırmış. Dördüncüyü bekliyorum. Yaptıysa alacağım. Kontrol edelim. Yok, dördüncü gelmemiş. Bakın bunun becerdiği yumurtaların hepsi yerde duruyor. Bir stres problemi var ama onu aşamadık hala. Onu bir aşabilirsek büyük ihtimalle kanadında tümör vardı. Onu aldırdıktan sonra hayvan strese girmiş olabilir. Normalde yumurtalara yatıyordu. Önceki bu da Durmuş abimizden geldi arkadaşlar bu takım. Önceki yerinde yumurtalara yatıyordu. Ama burada yumurtaya yatmadan direkt kırdı. Büyük ihtimalle dediğim gibi o kanadından tümör alınmıştı bir operasyonla. Ondan sonra strese girmiş olabilir. Bekliyoruz. Bakalım inşallah düzelir. Yumurtlayacak sultanlarımızı da bahsedelim. Videomuzu kapatalım arkadaşlar. Umarım bu arada yardımcı olabilmişimdir. Buradan yumurta bekliyoruz. Sürekli çiftleşiyorlar. Her gün görüyorum. Buradakilerden yumurta bekliyorum. Erkek zaten yuvada yatıyor gördüğünüz gibi. Bunlar da çiftleşiyorlar. Bunlar da her gün çiftleştiklerini gördüğüm takımlar. Bakın erkek de yine yuva ağzında, birazdan yuvaya girer. Dişimiz bize yakın olan, açık renkli olan kuş arkadaşlar. Bunlarda da durumlar böyle. Evet arkadaşlar, bu kuşlar hakkında bilgi almak istiyorsanız, hani hastalıklar için Instagram'dan değil de yani Facebook üzerindeki acil yardımlaşma grupları mevcut. Muhabbet Kuşu acil yardımlaşma grubu yazarsanız karşınıza çıkar. Orada veterinerler var, üreticiler var ve bilgisine güvendiğim çok kişi var arkadaşlar. Oradan yani en erkenden yardım alabilirsiniz, orayı kullanabilirsiniz. Size bu güzelliği de yapayım, oranın ismini de verdim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.